Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Üç Bey Eğitim Kurumlarından Türk Dili Edebiyatı Öğretmeni Mehmet Tutar. Sizlerle en son videomuzda anlatım bozukluğunda kalmıştık. Anlatım bozukluğunda, anlama dayalı bozukluklarda. Şimdi oradan devam edeceğiz arkadaşlar. Çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması. Daha önce ne görmüştük? Daha önce gördüğümüz gereksiz sözcük kullanımı vardı, değil mi? Yani eş anlamlı olduğu için ya da anlamını başka bir sözcükte barındıran bir ifadeyi kullanmak gereksiz sözcük oluyordu. Bir de yanlış anlamda kullanılan görmüştük. O ise aynı kökten, özellikle aynı kökten türeyen kelimelerde bu karışıklık çok oluyordu. Onlarda anlam karışıklığına mahal vermemek gerekiyordu. Şimdi gelelim çelişen sözlerin bir arada kullanılması. Bu ne demek? Arkadaşlar, bizim tek bir yargıyla ilgili hem kesinlik hem ihtimal bildiren bir ifademiz olmaz. Aynı yargıyla ilgili hem kesinlik hem ihtimal, olasılık ne yapmayacakmış? Olmayacakmış. Peki kesinlik bildiren dediğimiz o ifadeler neler? Onları bir görelim. Mutlaka, eminim, şüphesiz, elbette, kuşkusuz, tam, kesin, %100 gibi ifadeler bize kesinlik veren ifadelerdir. İhtimal veren ifadeler nelerdir? Belki, olabilir, sanırım, bakın, galiba, herhalde, olmalı, olsa gerek gibi ifadeler. Bunlar ise ihtimal bildiriyor. Demek ki aynı anda aynı yargıyla ilgili bu ikisi olamayacak. Örnek, hiç şüphesiz erken saatlerde de Ankara'ya uçak olabilir. Şimdi şüphesiz mi var uçak? Yani kesinlikle mi var yoksa olabilir mi? Çelişki durumu var bakın. Eminim zor durumda olmasaydı belki de bu parayı almazdı. Parayı almayacağından emin misin? Değil misin? Bakın muallak. Onunla tam 6-7 yıldır görüşmemiştik. Burada ise bakın tam ifadesi kesinlik bildirdiği için tek bir sayıyı göstermesi lazım. Yani tam 6 yıldır, tam 7 yıldır diyebiliriz belki. Ama tam 6-7 yıldır olmaz. İşte onunla tam 6 yıldır görüşmemiştik şeklinde dersek doğru olur. Ya da tam ifadesini atarız. Onunla 6-7 yıldır görüşmemiştik olur. Bir ihtimal ortaya çıkar. Ama her ikisi de aynı anda ne yapmıyor? Olmuyor bakın. Kesinlikle daha önce bu kitabı okumuş olmalı. Yine aynı şekilde bakın, kesinlikle mi okudu yoksa ihtimal mi bilmiyoruz. Ve burada aynı şekilde mutlaka Hakan olsa gerek. Bakın söyleyen kişi kendi söylediği sözden emin değil, değil mi yine? Mutlaka mı Hakan yoksa Hakan olabilir mi gibi bir durum söz konusu. Anlatım bozukluğunun en kolay başlığıdır arkadaşlar bu. Çelişen ifadeler. Çok rahat görülebilir. Öğrencilerimizden bu konuda bir hata yapan çok az yani, onu söyleyelim. O yüzden burada içiniz biraz daha rahat olsun. Aşağıdaki cümleden ikisi de bir anlatım bozukluğu vardır. Az da olsa bu başarıda benim de payım var. Bir problem görünmüyor. Yarışmaya çok iyi hazırlandı. Kesinlikle bu yarışmayı kazanma ihtimali var. Şimdi, yarışmayı kesinlikle mi kazanacak yoksa kazanma ihtimali var mı? Bilmiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar hem ihtimal hem kesinlik olduğu için cevap B olarak karşımıza geldi burada. Eminim o da bizim gibi düşünüyor olabilir. Buradaki anlatım bozukluğu bakın. Eminim olabilir. Hangisinde var da böyle bir anlatım bozukluğu diyor. Daima benim hata ve yanlışlarımı gösterir. Beni düzeltir. Ne beni ne de onlar, ne ben ne de onlar bu aksaklığın nerelere yol açacağının farkında değildi. Burada bir anlatım bozukluğu var mesela ama tabii bunlardaki şey değil, çelişen değil arkadaşlar. Değildik şeklinde olması lazımdı. Onlar aynı mahallede oturuyordu, onu kesinlikle tanıyor olabilirler. Bakın yine geldi burada hemen, kesinlikle tanıyor olabilirler şeklinde. Gelelim sıralama ve mantık hatalarına. Arkadaşlar burada sıralama hatalarında, mantık hatalarında önem sıraları var önemli olarak. Yani önem sırası dediğimiz ne işte? Atıyorum demokrasilerde çoğunluğun dediği olur değil mi? Azınlık değil. O zaman mesela şöyle bir şey dediğimiz zaman bu tasarı meclisten 250'ye karşı 300 oyla geçti. Şimdi özür diliyorum. Bu tasarı meclisten 250'ye karşı 200 oyla geçti. Şimdi 250 daha fazla. O zaman 200 oyla geçmemesi lazım. Değil mi? Bunu o zaman ters yapacağız. Ne diyeceğiz? Bu tasarı meclisten
200'e karşı 250 oyla geçti diyeceğiz. Tasarı onu öyle yaptığımız zaman halloldu. Ya da işte ne diyelim? Takım ismi vermeyelim. Belki sevmeyen arkadaşlar vardır. Şöyle diyelim biz. Ülke ismi verelim. Yunanistan Prag Avrupa Şampiyonası'nı Dünya Şampiyonası'nda bile başarılı olamaz desek. Şimdi Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası. Şimdi burada hangisi daha üst? Tabii ki Dünya Şampiyonası. Daha çok takım katılıyor değil mi? Şimdi Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olamıyorsa Dünya sıralamasında, Dünya Şampiyonası'nda zaten başarılı olamaz. O zaman bunu ne yapacağız? Yine tersten yapacağız. Yunanistan, Prag, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası'nda bile başarılı olamaz diyeceğiz değerli arkadaşlar. Sıralama mantık hataları bu şekilde gidecek. Şimdi bu örneklerde baktığımızda ilk kez gerçekleşen gösteriye katılım rekor düzeydeydi. Şimdi arkadaşlar şuna dikkat edin. Bakın burada sıralama değil bir mantık hatası var. Niye mantık hatası var? Gösteri ne oluyormuş bakın? Gösteri ilk kez düzenleniyormuş değil mi? Peki ilk kez düzenlenen bu gösteride nasıl rekor düzeyde bir katılım olsun? Rekor hani daha sonrakilerde ortaya çıkacaktır değil mi? Dolayısıyla hani ilkini aşmıştır ya da ikinciyi, üçüncüyü aşmıştır. Rekor düzeyde deriz. Ama daha bununla ilgili ilk kez olan bir şeyde nasıl bir rekor olsun? Dolayısıyla ne yaparız arkadaşlar? Biz burada rekoru atarız. Yani tabii cümlede değişmiş olur o zaman. İlk kez gerçekleşen gösteriye katılım vardı gibi. Yoksa hani attığımızda direkt orada sanki cümle katılım düzeydeydi gibi demiyoruz değil mi? İlk kez gerçekleşen gösteriye katılım memnun ediciydi diyebiliriz. Veya katılım vardı diyebiliriz. Ama rekor düzeyinde katılım olmuyor. Alınan bu karar savaşta askerlerin daha çok ölmesine yol açtı. Şimdi burada arkadaşlar alınan bu karar savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı dediğimiz zaman şu daha çoka dikkat edelim. Bu nicelik bildiren bir ifadedir. Derecelendirme falan da yapar. Değil mi? Şimdi neyin önüne geliyorsa onun derecesini artırır bu. Daha çok ölmesine. Ölme işi mi daha çok oluyor yoksa daha çok asker mi ölüyor bakın. Şu daha çok ifadesi bunu değil. Bunu aslında derecelendirmesi lazım. Ne diyeceğiz o zaman hemen? Şöyle yapalım. Alınan bu karar. Savaşta daha çok askerin ölmesine yol açtı diyeceğiz arkadaşlar. Bu hastalık zamanında tedavi edilmezse ölüme hatta sara nöbetlerine yol açabilir. Bakın önem sırası bakın burada bir sıralama hatası var yine. Önem sırası deminki bahsettiklerimiz gibi. Ölüm ve ne diyor? Sara nöbetleri diyor. Şimdi hangisi bir üstünlüğü var? Daha şiddetli. Ölüm tabii ki. Yani sara nöbeti ölüme göre hafif. Dolayısıyla onu ön alacağız. Çünkü hatta bağlacımız arkadaşlar biz hatta bağlacından sonra o ifadenin daha üstü bir şey söylememiz lazım. Derece olarak daha üstü bir şey söylememiz lazım. O sebeple ne diyeceğiz burada? Bu hastalık zamanla tedavi edilmezse sara nöbetlerine hatta ölüme yol açabilir şeklinde düzeltmiş olacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bu iki vatandaş yer değiştirecek. Değil ayakta durabilmek yürüyemiyordu bile. Yine önem sırası var bakın. Ayakta duramayan adam nasıl yürüsün değil mi? O yüzden değil yürümek ayakta duramıyordu bile. Ya da ayakta bile duramıyordu şeklinde yapacağız. Onu buraya, bunu da oraya şeklinde yapacağız. Değil yürümek ayakta bile duramıyordu. Bu maçı kazanabiliriz. Hatta berabere kalabiliriz. Bakın demin şurada ne demiştik? Hatta bir derece üstü söylememiz lazım. Hatta'dan sonra. Şimdi bu maçı kazanabiliriz. Şimdi hatta deyince kazanmaktan daha üstü bir şey söylememiz lazım. Yani eğer söyleyeceksek hani ezici bir üstünlük sağlayabiliriz de diyebilir belki ama bunu şöyle düzeltiriz. Eğer berabere kalmak diyorsa. Bu maçı kazanabiliriz. Hatta berabere kalabiliriz yerine.
Berabere bile buraya alırız. Bu maçta berabere kalabiliriz. Hatta maçı kazanabiliriz. Şeklinde olması lazım. Ne yaptık bakın yer değiştirdik. Ya da eğer kazanmaktan daha üstün bir şey olursa onu da yapabiliriz. Bakın bu maçı kazanabiliriz. Hatta açık ara fark atabiliriz gibi bir şey söyleyebilirdi. Ama bu haliyle ne yapacak? Muhakkak yer değiştirmesi gerekecek. Sıralamada bir hata var. Peki sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Burada ise arkadaşlar niteliksel ifadelere dikkat etmemiz lazım. Yani hani niteleme sıfatı yaptığımız ifadeler var ya. İşte eski, yeni, iyi, kötü, güzel, çirkin ve benzeri. Bu tarz. İşte niteleme tarzındaki ifadelere dikkat edeceğiz. Niye? Bu ifadeler ismin önüne geldiği zaman evet sıfat yapar. Fiilin önüne geldiği zaman zarf yapar. Ama hangi ismin önüne geldiği önemli. Mesela şu örneğe baktığımızda polisten çaldıkları arabayla kaçan hırsızlar yakalandı. Şimdi ben burada hangi araba soru sorsam bu isim bakın hangi araba polisten çaldıkları araba bu sıfat şu mantığa göre bakarsak bu sıfat neyi niteliyor? Arabayı niteliyor. Peki bu adamlar polisten çaldıkları arabayla mı kaçıyor? Yoksa çaldıkları arabayla polisten mi kaçıyor? O zaman ne yapacağız? Bakın hemen düzgün şu hale getireceğiz. Çaldıkları arabayla, bakın burada ne oldu? Araba, hangi araba? Çaldıkları araba. Demin nasıldı? Polisten çaldıkları arabaydı. Şimdi nasıl? Çaldıkları araba. Demek ki o zaman işler değişebiliyor. Niteliksel ifadelere dikkat ediyoruz. Çaldıkları arabayla polisten kaçan hırsızlar yakalandı şeklinde doğru olmuş oluyor. Sevgili sürücüler, uykusuz yola çıkmayın. Bakın burada uykusuz ifadesi nitelik bildiren bir ifadedir. Yolun önüne getirmiş. Şimdi sıfat ismin önüne gelirdi. O zaman o mantıkla bakarsak yol uykusuz gibi bir durum var. O zaman ne yapacağız? Yol uykusuz değil. Sen uykusuz çıkmayacaksın. Ne yapacaksın? Bunu alıp buraya getireceksin. Sevgili sürücüler, yola uykusuz çıkmayın şeklinde düzelteceksin. Yeni eve gelmiştik ki kızılca kıyamet koptu. Şimdi yeni ev. Ev mi yeni yoksa sen mi yeni geldin? Ev yeni değilse ne yapacağız? Ki böyle bir cümlede genellikle eve yeni gelme anlamlanır. Eve yeni gelmiştim ki kızılca kıyamet koptu şeklinde düzelteceğiz burayı arkadaşlar. Geçen hafta kaybolan annemin yüzüğü bulundu. Anne. Hani anne geçen hafta kaybolan anne. Anne geçen hafta kaybolmuş. Onun yüzüğü bulunmuş. Gibi bir algı oluşur burada. Burada ne yapacağız o zaman? Annemin geçen hafta kaybolan yüzüğü bulundu şeklinde yapacağız. Yani yüzük kaybolduysa, anne kaybolmadıysa ne yapacağız? Annemin geçen hafta kaybolan yüzüğü bulundu şeklinde. Bakın bu sefer bu ifade ne yaptı? Yüzüğü niteledi. Yukarıda neyi niteliyordu? Anneyi niteliyordu. Anne kaybolmuş gibi algılanıyordu. Tüm yakınlarını kaybetmiş aileler adına teşekkür ederiz. Yani şöyle mi? Bir aile var, tüm yakınlarını kaybetmiş. Şimdi buna bakarsak böyle algılanır. Tüm yakınları. Tüm ifadesi yakınları belirtiyor. Peki o zaman ne yapacağız bunu? Tümü alacağız. Pardon. Tam buraya kadar getireceğiz. Tüm yakınlarını kaybetmiş, yakınlarını kaybetmiş. Tüm aileler adına teşekkür ederiz. Yani tüm ifadesi yakınları değil, aileleri belirtmeli arkadaşlar. O sebepten bunu da buraya getirmemiz gerekiyor. O zaman ne yapıyoruz bu sözün yanlış yerde kullanılmasında? Niteliksel ifadelere özellikle arkadaşlar dikkat ediyoruz. Çünkü o neyin önüne geliyorsa onu nitelediği için hata yapmayalım orada. Yani bu örnek olarak da çok verilen örnekler vardır. İzinsiz inşaata girilmez örneğindeki gibi. Şimdi orada çok yapılan bir hatadır bu. İnşaata izinsiz girilmez demesi lazım değil mi orada? Çünkü inşaat izinsiz değil. Sen izinsiz girmeyeceksin. Ya da işte ağrısız diş çekilir. Şimdi ağrısız diş çekilir. Değil mi? Bir adam niye ağrısız dişini çektirsin? O zaman diş ağrısız çekilir demem lazımdı. Ya da ağrısız kulak denilir de öyle. Kulak ağrısız denilir olması lazım diyoruz. Yoksa eczane senin kulağın ağrılı ağrısız ben onu çekmem delmem demiyor değil mi? Dolayısıyla kulağa ağrısız denilir olarak düzeltmesi gerekiyor. Peki soruya bir bakalım.
Bu cümledekine benzer bir anlatım uzunluğu vardır. Bir ihbar üzerine yapılan aramada otomobilin bagajından bir kamyon dolusu silah çıktı. Otomobilin bagajı ve bir kamyon dolusu silah. Otomobilin bagajı, bir kamyon dolusu silah. Mümkün mü? Mantık hatası var burada. O zaman böyle bir şey yapacağız. Konuşmasını keserek gelmesi de utanlara kulak kabarttı. Kazada can kaybının yaşanmaması bizleri teselli etti. Şimdi burada da bir mantık hatası var. Belki biraz zor görülebilir. Bunun zor görülmesinin sebebi aslında haberlerde, genellikle söyleyenler değil mi? Evet, kazada can kaybı yaşandı, can kaybı yaşanmadı gibi sunarlar. Oysa can kaybı demek, ölmek demek. Ölme işi nasıl yaşansın? Yani ölmekle yaşamak tezatlık bindiren bir ifade değil mi? Can kaybı yaşanmaz o zaman. Kazada can kaybının olması, olmaması bizleri teselli etti şeklinde yapacağız. Kazada can kaybının olmaması bizleri teselli etti. Burada böyle bir cümlede hata yapılmasının en büyük sebebi arkadaşlar, dediğim gibi sık sık bu şekilde kullanılıyor, böyle duyuyoruz, böyle bir cümlede genellikle hata yapıyor öğrencilerimiz. Evet, aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? Bütün piyasadaki kaset, sahte kasetler toplandı. Bakın sıralama ile ilgili bir hatadan bahsederken, sıralama diyorum, sözcüğün yanlış yerde kullanılması ile ilgili bir hatadan bahsederken sıfattan bahsettik. Yani niteliksel ifadenin, niteleme yapan bir ifadenin ya da belirtme yapan bir ifadenin neyin önüne kullanıldığı çok önemliydi. Bütün piyasadaki sahte kasetler toplandı diyor. Bütün piyasadaki mi? Yoksa piyasadaki bütün sahte kasetler mi? Yani bu şu haliyle bütün ifadesi piyasa ifadesine gelmiş. Ama bunu ne yapmamız gerekiyor bizim? Hemen bütünü alıp buraya getirmemiz gerekiyor. Piyasadaki bütün sahte kasetler toplandı şeklinde yapmamız gerekiyor. Evet, cevabımız A oldu. Devam ettik. Aşağıda cümlenin hangisinde mantık veya sıralama yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yoktur? Bu dönemde bebekler yürüyüp ayakta durmayı öğrenir. Şimdi bu dönemde bebekler yürüyüp ayakta durmak. Yürümek ve ayakta durmak. Dikkat edin bakın. Bu bebek önce ayakta duracak, daha sonra yürüyecek değil mi? Dolayısıyla yer değiştireceğiz. Bu buraya, bu da bu tarafa gelecek. Bu dönemde bebekler ayakta durmayı, yürümeyi öğrenir şeklinde düzelteceğiz. Yasa teklifi 37 oya karşı 25 oyla reddedildi. Şimdi arkadaşlar bakın, 37-25 demiştik ki demokrasilerde çoğunluğun dediği olur. Ama bu cümleye göre bakın 25 oyla reddedildiği algılanıyor. Öyle değil. Ne yapacağız o zaman? Bunu buraya getireceğiz. Bunu buraya. Yasa teklifi 25'e karşı 37 oyla reddedildi şeklinde yapacağız. Seninle değil dünya turuna çıkmak, şehir bile gezilmez. Evet, burada doğru bir sıralama var. Eğer bu şöyle olsaydı hatalıydı bakın. Seninle değil şehir turuna çıkmak, dünya bile gezilmez denilseydi hatalıydı. Ya da seninle değil şehir gezmek, dünya turuna bile çıkılmaz deseydi hatalıydı. Zaten şehir gezilmiyorsa adamla daha üstü olan dünya zaten gezilmez. Değil mi? Öyle olsaydı hataydı ama şu anda bir hata yok bu cümlede. Buzlu yolda ilerlemeye çalışırken düşerek kaydı. Biz önce kayıp sonra düşeriz. Dolayısıyla kayarak düştü şeklinde yapmamız lazımdı. Yazısını okumayı bir kenara bırakın, anlamam bile mümkün değildi. Yazısını okumayı bir kenara bırakın, anlamam bile mümkün değildi. Ne yapacağız bunu? Okuyamadığın yazıyı zaten anlayamazsın. Sıralama olarak yazısını anlamayı kenara bırakın, okumam bile mümkün değil şeklinde yapmamız lazım. Önem sırasına göre arkadaşlar. Yazısını anlamayı bir kenara bırakalım, okumam bile mümkün değildi. Yani anlamayı ve okumayı artık o zaman bir yer değişimine uğrayacak. Evet, devam edelim. Aşağıda cümlenin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
Burada arkadaşlar eski evimizden ayrılıp kirası düşük bir eve taşındık. Bir problem görünüyor mu? Görünmüyor. Ondan böyle bir yalanlama olayı beklemiyordum. Şimdi burada bir şey yine kulağım tırmalıyor. Hatırlıyorsanız da ilk konumuzda demiştik ki gereksiz sözcük kullanımında. Cümleden çektiğimizde anlamsal bir daralma, bozulma olmuyorsa o gereksiz sözcük demiştik. Ondan böyle bir yalanlama beklemiyordum. Şimdi yalanlama olayı diye bir şey yoktur. Yalanlama bir olay değildir. Saçma olmuş. Ondan böyle bir yalanlama beklemiyordum şeklinde yapacağız. O zaman burada anlatım bozukluğu var. Tabii bizde anlatım bozukluğunun cinsini sormadığı için bulduğumuz herhangi bir anlatım bozukluğunu işaretleyeceğiz. Evet, antrenmanlarımıza gelmişiz. Konuyu bitirdik arkadaşlar. Burada tabii en sık karıştırılan kelimeler, onlarla ilgili eğer bir tabloda bakarsanız, evinizde, föylerinizde falan da bakabilirsiniz. Veya videonun kısmında da bakabilirsiniz. Özellikle anlamsal bozuklukların en sıkıntılısı, daha doğrusu en sıkıntı yaşadığınız yanlış sözcük kullanma, onunla ilgili bu kelimelerin anlamını öğrenerek işi kolaylaştırabilirsiniz. Yani uzamak nedir, büyümek nedir, dikmek nedir, ekmek nedir? Bu tarz tabirlere bakmak lazım. Ya da özgüne, özgene, özgün ne? Bunlar hep farklı şeyler değil mi? O yüzden buralara arkadaşlar bakarak neyin nasıl olduğunu görüp bu konuyu biraz daha kolay yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Esen kalın.